İlk Silah'tan hepinize tekrardan merhaba. Ben Ahmet. Bugün yanımızda yeni gelen bir ürünümüz vardı. Fırsat bulmuşken de çekmek istedik. Bugün yanımızda Dağlıoğlu FD47 modelimiz var. 36 kalibre bir av tüfeğimiz. Daha kutusundan yeni çıkardım. Daha hiç açmadım. Ben de şimdi sizle beraber açacağım. İsterseniz hemen şöyle göstereyim ben bu şekilde. Sert plastik bir çantamız da geliyor. Üstüne Dağlıoğlu yazan. İsterseniz şimdi de bir kutu içeriğine bir geçelim. Kutuyu açtığımız zaman şu şekilde bizi tüfeğimiz karşılıyor. Yakından da çekebiliriz. Tüfeğimizin içerisinden Dağlıoğlu firmasının göndermiş olduğu kılavuzlar, işte tanıtımlar, işte dikkat edilmesi gereken tarzı şeyler var. Burada Dağlıoğlu yazan yine bir askı kayışı. 2+1, 5+1 ve 8+1 şarjörleriyle, plastik şarjörleriyle bize geliyor. Ve son olarak da şu kısımda görmüş olduğunuz gibi Dağlıoğlu FD47 normalde aslında AK-47 modelinin replikaları bunlar. 36 kalibre fişek atıyor. 36 kalibre fişeği de ben size hemen göstereyim. Evet, bu da 36 kalibre bir fişeğimiz. 36 kalibre fişekler serçe parmağınız kalınlığında fişeklerdir. Bunlarla her türlü atışı yapabilirsiniz. Bunlar hiç tepmez. Daha gayet hedef atıcılığı için kolay bir şekilde kullanabileceğiniz tüfeklerdir. Yani hiç tepme gibi bir sorun yok. Tabii 20 ve 36, 12 için konuşmuyorum. Sadece 36 için konuşuyorum. Burada rafta da yakından çekebiliriz yine. 20 kalibre Dağlıoğlu modelimiz ve FD63 av tüfeğimiz var. Bu 12 kalibre, bu 20. Buradaki de 36 kalibre av tüfeğimiz. Şimdi tüfeği şöyle bir elimize alalım. Şöyle bir 8'li şarjörünü bir takalım. Şarjörü takması da ilk başta ön taraf, sonra arka taraf. Gördüğünüz gibi. Bir daha gösterelim. Bunu bazen takamayanlar oluyor. İlk ön taraf, yani gerçek kereçte de böyle takılır. Şu şekilde tık diye oturtturursunuz. Şimdi şurayı kapatıyorum. Şu koruma kapağını da çıkardım. Gördüğünüz gibi Dağlıoğlu FD47. Ömür boyu garantili bir tüfeğimiz. Bayimiz de mevcut. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Ahşap. Gayet kaliteli bir ahşabı var. Renk olarak da AK-47 modeline çok yakın. 47 santim bir namlu boyumuz var tüfekte. Tüfeğimizin ağırlığı 3900 gram. Yani ortalama bir 36 kalibre tüfeklere göre gayet normal. Hani 100-250 gram, 300 gram daha biraz daha ağır. O da ahşap olmasından ötürü. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Namlumuzda 41-40 dolu çelik malzemeden işleme kullanılıyor. Gövdede ise 10.040 çelik kullanılıyor. Gayet sağlam bir tüfeğimiz. Şu şekilde gösterelim. Şekillerini yakından da gösterebilirim. Gördüğünüz gibi. Şu tarafında tüfeğin askı kayış aparatı var. Şu kısımdan gösterelim. Bir tane de önde var şurada. Buraya askı kayış takıp hani sırtınızda gezebilirsiniz. Tabii sokakta değil. Bu tüfeğin çalışma mantığı üstte. Yani üst taraftan üstten gazlı ve kinetik diye geçiyor. Yani AK-47 modeliyle birebir aynı diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Bunlar da tabii gerçek modelde de geride kalmadığı gibi. Şarjör şu an geride kalmıyor. Aslında dolu olduğu için değil. Gerçek AK-47 modellerinde de zaten şu şekilde göstereyim. Bu şekilde geride kalmıyor. Direkt sürgü ileriye gidiyor. Tüfeğimizin şurada şu kısmında gördüğünüz gibi emniyeti mevcut. Şurada. Bunu buraya aldığınız zaman gördüğünüz gibi çekemiyorum. Emniyeti kapatıyorum. Çektim. Şu an tetiğe basabilirim. Basmadan emniyeti alıyorum tüfeği. Gördüğünüz gibi basılmıyor şu anda. Emniyeti kapatalım. Boş bir şekilde. Tetik düşürdüm. Gördüğünüz gibi gayet şık. Bu modellerde AK-47 modeli yapan çok firma yok. Yapan firmalardan gayet bence kaliteli bir firma. En güzel modellerinden, en benzeyen modellerinden bir tanesi FD47. İnce, şık bir ahşap av tüfeğimiz gördüğünüz gibi. Eğer tüfeği görüp incelemek isterseniz yerimiz İstanbul Ataşehir'de. E5 yan yoldayız hemen. Otoparkımız da mevcut. Buraya gelip tüfeği görebilme şansınız var. Çay çorbaya da bekleriz. Tüfek ile ilgili söyleyeceklerim benim bu kadar. Tekrar söylediğim gibi ömür boyu garantili bir tüfeğimiz. Kesinlikle firma arkasında tüfeğinin. Herhangi bir sorun olması durumunda insan yapısı her türlü şey olabilir. Bu biraz şans işi. Ama dediğim gibi çok iyi de çıkabilir. Hani bir sorun çıkarsa bile firma %100 arkasında. O yüzden tercih edebileceğiniz bir ürün. 36 kalibre olması da tepmeme açısından hani gayet hızlı bir şekilde tık 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 atışlarınızı yapabilirsiniz. Yani tepeceği en fazla şu kadar oluyor. O da normal yani bir ateşli bir silah.
ateşli bir tüfeğimiz. O yüzden gayet normal. Videoyu beğendiyseniz beğenip YouTube kanalımıza abone olabilirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Tüfekle ilgili illaki kullanan insanlar vardır. Tüfek alma arifesinde olan insanlar vardır. Eğer fikirlerinizi yorumlarda konuşarak, tartışarak fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Ben bu tüfekten şikayet almadım şu zamana kadar. Ama illaki olabilir. Bir sorun her zaman çıkabilir. Dediğim gibi müşteri memnuniyeti güzel olan bir tüfek. Tercih etmek isteyenlerin tercihi Dağlıoğlu FD-47 olabilir. Tekrar dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ben de zaten hepsine bakmaya çalışıyorum zaman buldukça. Ben de size cevap vermeye çalışırım. Buyurun, bekleriz. İyi günler dilerim.